Ey Can Hatun, neydi Kösem'in mırıldandığı o Yunanca şarkı? Se mor se sektem uya kargarira ra 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 na marka vira. Temizle, temizle, iyice. Se meskene ka seken. Kösem Hatun, bize Rumca bir şarkı öğretmiştin ya, söylesene. Ne oldu? Ahmet benden nefret ediyor. Yüzümü görmek dahi istemiyor. Çıkın hadi. Ben de bir şey oldu zannettim. Hünkârımız bu. Bugün kızar, yarın unutur. Sensiz olur mu hiç? Dünya bir yana, sen bir yana. Gözlerindeki öfkeyi, hayal kırıklığını gördüm Cennet. Allah'ım, onu kaybedersem ben nasıl yaşarım? Ölürüm daha iyi. Daha neler? Hamile olduğunu unuttun galiba. Senin üzülmen dahi yasak. Kösem, senin en büyük gücün karnında şu an. Şehzadeyi kucağına verdikten sonra akan sular durur. Baş tacı ederler seni yine. Hem karnımız tok, sırtımız pek. Safiye Sultan'dan da kurtulduk. Daha ne istiyorsun? Hoş geldiniz Sultan. Büyük laf etmişiz Bülbül. Asla dönmeyiz dedik. Döndük. Ha mezara girmişiz. Ha gözyaşı sarayına. Cennet denen hain yüzünden ne hallere düştük. Olacak şey değil sultanım. Yıllar sonra yüzünü kimin yaktığını nasıl öğrendi acaba? Hayret. Kösem Hatun'un korumasına girdi. Çerağa çıkarılmasına da mani oldu. Evlenmeyecek. Keşke bıraksaydık da. O gün orada ölseydi. Burada bizi bekleyen padişahımızın sıkıldığı, istemediği, harcadığı hayatlar. İhtişamlı mazinin
soluk kederi. Duvarlara silmiş gözyaşları. Ağıtlar. Gözlerimiz yollarda kaldı sultanım. Gözyaşı sarayına hoş geldiniz. Buraya alışsanız iyi edersiniz bence. Zira hayatınız burada nihayet bulacak. Olacak şey değil. Rezalet. Koskoca sarayda sultanımıza verecek başka daire mi yoktu? Hasudabaşım, Derviş Paşa Hazretleri sizi sarayında bekliyorlar. Münasip bir vakitte gelirim. Mesele mühim dediler. Eyvallah, eyvallah. Kösem Hatun. Hasodabaşım. Hünkârımızla görüşmek istiyorum. Bu mümkün değil. Artık sizi görmek istemiyorum. Siz yine de haber edin. Hatun. Evvela yasak. İlaveten bugün perşembe. Malumun perşembe günleri adet üzere hünkârımız Başhasegi Mahfurüze Sultan ve Şehzade Osman'la birlikte. Bak mutfaktan sana en sevdiğin tatlıyı getirdim. Keşkül. İstemiyorum. Ben aşkım uğruna her şeyden vazgeçmişken Ahmet nasıl beni ve aşkımı yok sayar? Aşkım aşkı bilmem. Lakin birine ne kadar güvenirsen ihanete o kadar ağır oluyor. En fenası yaşadıklarım yalanmış diye kendini kahrediyorsun. Ama sen üzülme. Bir yol bulacağız. Hünkârımızın gönlünü alacaksın. Göreceksin. Has odaya girmen lazım. Has odaya mı? Ne yapacağım? Hünkârımızla terasta kahve mi içeceğim karşılıklı? Hem has oda başı Zülfikar. Çok fena. Kılıçla kovalar beni o. Ne yapacağım girip ben has odaya?
Ey benim padişahım, ruhumun eşi, efendisi. Hatalarımı bağışla. Merhametinden, sevginden, aşkından mahrum eyleme. Bu yaseminler benim kokumdur. Tenimin kokusunu odandan, yatağından ırak tutma. Ey nurlu güneşim, gece gündüz senin için ağlayan bu zavallı kölenden, cariyenden yüz çevirme. Bir gel de kâfi, iki elim kanda olsa gelirim. Zülfikar! Hünkârım. Ne işi var bunun burada Zülfikar? Biz yokken ağalar odayı düzenlemek için gireceklerdi hünkârım. Kösem Hatun da rica etmiş. Ben de bir beis görmedim. Fakat eğer siz rahatsız olduysanız... Kösem Hatun nasıl? Afiyette mi? Hekimler, eve kadınlar alakadar oluyor mu? Siz hiç merak buyurmayın hünkârım. Emriniz üzere bizzat ben vaziyetini takip ediyorum. Çok şükür saatleri yerinde. Ses yok mu hünkârımızdan? Yok. Kapıda dikildim durdum. Lakin ses seda yok. Peki. Demek susarak beni cezalandırmaya çalışıyor. O istemiyorsa ben de istemiyorum. Hünkârımıza haber ver Cennet. Hünkârımıza mı? Önce Ebe Hatun'a haber vereyim de kösem ben. Cennet sana ne diyorsun bunu yap. Gel. Hünkârımız, vakit geldi. Kösem Sultanımız doğuruyor. Hadi, hadi devam et. Kınmaya devam et. Hadi aç. Hadi Kösem. Henüz değil sultanım.
Allah'ım sen büyüksün. Sana yalvarıyorum, ne olur şehzade doğurmasın. Ne hacet? Bütün saray ayakta zaten. Hadi tekrar kal. Hadi Asun. Kösem nasıl acaba? İyi mi? Hünkârım. Şehzademiz oldu. Ne oldu Cennet Kalfa? Şehzade mi, sultan mı? Hepimizin gözü aydın. Kösem sultanımız nur topu gibi bir şehzade doğurdu. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Büyük atam cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismini taşıyacak. Thank you.
Fare top atışı yapılsın, altınlar dağıtılsın acaba. Şehzade Mehmet'in doğduğunu işitmeyen kalmaz. Emredersiniz. Hünkârımız Mahfüze Sultanımızın yanından hiç ayrılmamışlardı. Şimdi gelmeleriyle gitmeleri bir oldu. Kösem Sultan'ın üzüntüden sütü kesilmez inşallah. Yüzüne bile bakmadım. Ne hediye etmiş hünkârımız? Hiç. Vaktiyle durduk yere hediyelere bağırdı Kösem Sultan'ı. Şimdi şehzade doğurmasına rağmen kıymeti yok. Kader işte. Çok güvenmeyeceksin kendine. Şehzade doğurmak bile fayda etmez böyle. Doğru söylüyorsunuz sultanım. İlk şehzade en kıymetlisi. Sonra gelenlere Allah kolaylık versin. Kalabalık etmeyin sizi. İşinize gücünüze bakın. Benim en mutlu günüm. Evladım doğdu. Ama hayalim bu değildi. Haberi bizzat ben verdim Gözem. Yüzünü görmeliydin. Pek sevindiler. Gözleri parladı. O yüzden bir tek laf bile etmeden gitti. Korktuğum başıma geldi. Beni kalbinden silmiş. Öyle şey olur mu sultan? Ortalık bayram yeri. El ayak çekilsin. Mutlaka gelirler. Çok şükür bir şehzademiz daha oldu. Hünkârımız Mehmet ismini münasip gördüler. Mehmet. Allah'ım şükürler olsun. Bir an evvel şehzademizi görmek için sabırsızlanıyorum. Safiye Sultan, o da saraya gelmek ister mi acaba? Şehzademizi görmek isterlerse. Hiç sanmam. Kösem'e öfkesi büyük. Şehzadesine mi muhabbet besleyecek? Zaten günlerdir odasından çıkmıyor. Huzuruna da kimseyi kabul etmiyor ne zamandır. Burası sultanımıza pek yaramamış. Belli. Ağır buhran içindeler.